Biliyorum beni bugüne kadar Amerika hakkında çekmiş olduğum videolar için takip ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ama bundan sonrası için Amerika hakkında video çekmemeye karar verdim. Çünkü bunun kimseye bir faydası olmadığını gördüm. Süreç şöyle işliyor. Benden veya diğer videolardan buradaki hayatı görüyorsunuz. Haklı olarak burada yaşama isteği kat ve kat artıyor. Şu anda yaşamış olduğunuz hayattan da daha fazla uzaklaşıyorsunuz. Daha fazla soğuyorsunuz. Şimdi bu durumun kime ne faydası var? Ülkece toplu halde kalkıp buraya taşınma veya Avrupa'ya taşınma veya Kanada'ya taşınma durumumuz, imkanımız yok. Dediğim gibi bu durumun kimseye bir faydası olmadığını düşünüyorum. Şimdi birkaç bir şey söylemek istiyorum burayla alakalı. Öncelikle senin buradaki insanlardan yani Amerikalılardan hiçbir farkın yok. Güven bana. Hatta sen daha iyisin. Anlatacağım sebeplerini. Doğal olarak diyorsun ki aynı iyi şartlarda yaşamak benim de hakkım ki sonuna kadar haklısın. Ama buna karar verecek olan karar vericiler seninle aynı fikirde mi? Olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye tarihinin belki de en büyük yurt dışına göç verme durumu yaşanıyor son birkaç senedir. Ki siz Türkiye'deki durumları gayet iyi biliyorsunuz, birebir görüyorsunuz, yaşıyorsunuz zaten. Dedim ya buradaki insanlardan daha iyisin diye. Bunu böyle boş bir gaz vermek için falan söylemiyorum. Şimdi ben 1,5 senedir Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde yaşıyorum. Buranın özelliği şu. Sadece biz değil bütün dünya gelip Kaliforniya'da yaşamak istiyor. İmkanı olanlar da gelip yaşıyor zaten. Yani bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Sen burada yaşadığın zaman sadece Amerikalıları değil aslında bütün dünyayı tanımış oluyorsun. Çünkü abartısız söylüyorum neredeyse bütün ülkelerden adını sanını duymadığın ülkelerden bile insanlar gelip burada yaşıyor ve sen muhatap olabilme imkanına sahip oluyorsun. Ve Kaliforniya'nın sıcak ikliminden olsa gerek burada insanlarla çok rahat bir şekilde muhabbet başlatabilirsin, tanıyabilirsin, sohbet edebilirsin, gözlemleyebilirsin. Benim de 1,5 yıl içerisinde çok fazla bu imkanım oldu ve kafa otomatikman işte bilmem hangi ülkenin insanıyla konuşursan konuş veya bir Amerikalıyla konuşursan konuş, kafan otomatikman o insanı kendi ülkenle, kendi alışkanlıklarınla, huyunla, suyunla kıyaslamaya gidiyor. Ve ben de bunu yaptım. Hiç abartmadan söyleyeceğim. Biz Avrupalılardan da, Amerikalılardan da, Kanadalılardan da çok daha zekiyiz. Çok daha potansiyelimiz yüksek, çok daha iyi bir konumdayız aslında. Hiç demagoji yapmıyorum. Samimi düşüncelerim bunlar. Daha iyi olduğumuz nokta dediğim gibi çok daha zekiyiz ve potansiyelimiz çok daha yüksek. Net. O zaman doğal olarak akla şu soru geliyor. Madem daha iyiyiz, neden yıllardır biz Amerika'da veya Avrupa'da veya Kanada'da yaşamak için yanıp tutuşuyoruz da bu adamlar Türkiye'de yaşamak için yanıp tutuşmuyor? Neden herkes Amerika ve Avrupa ile aramızda en az 50 sene var diyor ki maalesef bu doğru var. Bu adamlar neredeyse 100 yıldır dünyayı yönetiyor. Bu adamlar dediğim Amerikalılar. Avrupa'daki yaşam kalitesi, sosyal hayat standartları hepimiz biliyoruz zaten. Keza Kanada'da da öyle. Veya işte yine burada cebindeki doların alım gücü muazzam. Yani Türkiye'de lüks olarak adlandırılan şeylerin %90'ı burada normal sıradan ihtiyaç. Hepsine ulaşabiliyorsun. Yani gerçekten her şeye ulaşabiliyorsun. Gerisi senin hayat kalitenle ilgili hayal gücüne kalmış. Şimdi bütün bunların hepsi tesadüf eseri olabilir mi? Bu adamlar şansa bala bu konumlara gelmiş olabilirler mi? Hayır tabii ki. Bir sebebi kesinlikle var ve benim gözlemlediğim sebebi bu adamlar derken Amerikalılar ve Avrupalılar bizim hala daha konuşup durduğumuz, içinde debelenip durduğumuz, bir türlü çözemediğimiz meseleleri yıllar önce çözmüşler, işin içinden kendi karlarına olabilecek şekilde çıkmışlar, konuyu kapamışlar. Benim gözlemlediğim onlarla bizim aramızdaki yegane fark bu. Hani bizden daha zeki oldukları için bu konumda değiller. Öyle bir şey yok. Peki ne bu meseleler? Onların yıllar önce çözüp de bizim hala içinde debelenip durduğumuz. Anlatacağım. Zaten bundan sonra yapmak istediğim de bu. Video içeriklerimi bunların üzerine kuracağım. Ama şöyle ufak bir spoiler vereyim. Daha çok kafa yapısıyla, düşünce yapısıyla alakalı şeyler. Eğer biz de bunu başarabilirsek, yani senin kafa yapın değişirse toplumun kafa yapısı değişecek. Toplumun kafa yapısı değişirse talep ettiklerin değişecek. Ve biz talep edenler olarak çoğunluk tarafta olursak bunun önünde kimse duramaz. Mecburen bunlar gerçekleşmek zorunda kalır. Her şey arz talep meselesi.
birisi çünkü. Siz sanıyor musunuz ki senin düşündüğün gibi tüm Türkiye düşünüyor? Veya senin talep ettiklerini tüm Türkiye talep ediyor? Öyle olsaydı emin ol buradan hiçbir farkımız kalmazdı. Ama gerçek bu değil. Senin talep ettiklerinle çoğunluğun talep ettikleri farklı. Çorbaya bir tuz atmak misali, ben de elimden geldiğimce burada yaşadığım tecrübeleri, burada tanıdığım insanları, tüm dünyadan tanıdığım insanlarla bizim aramızdaki farkları anlatacağım. Eğer günün birinde bu kafa yapısı, bu vizyon yapısı değişime uğrarsa, dediğim gibi bir ufak tuz da benden olsun istiyorum. Çünkü gerçekten bu durum benim canımı sıkıyor. Ya çünkü bakıyorsun, görüyorsun, tamam iyi insanlar, hoş insanlar, güzel insanlar da benim ülkem de benim insanım da bu konumda olabilir diyorsun ya. Benim insanımın da cebindeki parayla Amerikalı'nın eriştiği her şeye erişebilir veya bir Avrupalı gibi, bura gibi, Kanada'daki insan gibi rahat bir hayat, rahat bir sosyal yaşam sürebilir diyorsun. Çünkü tanıyorum ya, ben bizi tanıyorum. 1,5 yıldır da bunları tanıyorum. Kıyaslamayı yaptığında yazık günah diyorsun ya. Ya bizim bir potansiyelimiz olmasa, bir bunu başarabilecek zekamız, gücümüz olmasa hiçbir şekilde uğraşmam. Yani derim ki bizden zaten bir cacık olmaz. Konumumuz bu, durumumuz bu. Hak edilmiş bir yerdeyiz. Bu adamlar da hak ettikleri yerde ama öyle değil. Yani biz gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. Bunu hak etmiyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bundan sonraki süreç böyle işleyecek. Teşekkür ediyorum. Tekrardan Amerika hakkında çekmiş olduğum videolar için bana abone oldunuz. Ama bundan sonra bu tarz içerikler paylaşmayacağım. Bu arada kastettiğim şey de bir askeri güç vesaire değil. Sosyal yaşamla alakalı. Bizim hayat kalitemizle alakalı. Çünkü biliyorum ya, biliyorum. Cem Yılmaz'ın Fundamental Stand-up'ını hepiniz izlemişsinizdir. YouTube'da falan da var. Orada diyor ya, bir yabancı dille alakalı bir hikayeyi anlatırken, ya insanlarımız zannediyor ki işte komedyenlerimiz insanımızı aşağılar. Onların kötü yanlarını gösterirler. Hadi lan oradan diyor. Ben diyor bizim insanımızın fazlalığını anlatıyorum. Çünkü biliyorum ki balon gibi o fazlalığı bir atsak uçup gideceğiz. Kimse tutamayacak bize. Yemin ediyorum %100 doğru bir tespit. Kesinlikle durum bundan ibaret. Bizim hiçbir eksiğimiz yok, fazlalığımız var. Burada yaşadığım 1,5 sene sonunda ben buna kesinlikle hak verdim. Bu arada ben yine Amerika'dayım. Bunda değişen hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi içerik tarzı değişecek bundan sonra. Son olarak da bana buradayken en çok sorulan iki sorudan bahsetmek istiyorum. Birincisi, Amerika'ya nasıl gelirim? Şimdi Amerika'ya nasıl geleceğinin cevabı bende değil ne yazık ki. Ya Google'a soracaksın ya da bununla alakalı bir danışmanlık firmasıyla konuşacaksın, anlaşacaksın ki ben de öyle yapmıştım. İkinci soru, garip bir şekilde Amerikalıları çok merak ediyorlar. Yani ediyorsunuz. Nasıl insanlar? Hani böyle bir çekinge, korku üzerine değil de merak üzerine. Nasıl insanlar olduğunu çok merak ediyorsunuz ki biliyorum bizim ülkemizde inanılmaz bir anti-Amerika propagandası var ve buradaki insanları doğal olarak ya gözümüzde büyütüyoruz ya böyle olan bir temkinli duralım, bunlar Amerikalı belli olmaz diye gözüyle bakıyoruz. Önce şunu bir anlamamız gerekiyor. Devlet ve insanı ayırmamız gerekiyor. Devletin politikalarıyla, devletin düşünce yapısıyla insanın düşünce yapısı aynı değil. Birbirini bağlamaz. Birkaç örnek vereyim, daha güzel oturacak ki bunları ilk gözlemlediğimde bayağı bir şaşırmıştım. Mesela Japonya. Bu adamlar Japonya'ya atom bombası attı ya. Yani insanlığın belki de en büyük suçlarından birini, belki bir numarasını işledi. Burada Japon town var. Yani Japon mahallesi var. İngilizce tabela yok. Tabelalar Japonca. Hiçbir Japon'un hiçbir Amerikalıyla bir derdi yok. Hani bir kin gütmemişler, bir nefret gütmemiş. Lan siz zamanında bize atom bombası attınız, bizi mahvettiniz. Hadi görün bakalım şimdi falan. Öyle bir kindarlık, bir düşmanlık yok. Veya Amerikalıların Japonlara düşmanca bir davranışı yok. Japon mahallesindeki bütün restoranlar, kafeler vesaire hepsi Japonlara ait. Bir gidin. Müşterilerin yarısı Japonsa yarısı da Amerikalı. Kimsenin kimseyle hiçbir derdi yok. Adamlar yıllar önce bu konuyu kapatmışlar, gitmişler. Hala kapanmayan, hala devam eden mevzular yok mu? Var tabii ki. Mesela hepimizin bildiği Amerika ile Çin'le arasında bir savaş var değil mi? Gözde görülmeyen, Rusya ile olduğu gibi soğuk savaşa benzer bir savaş var. Ticaret savaşı yapıyorlar. Birbirlerine her konuda üstünlük taslamaya çalışıyorlar ki Trump zamanında neredeyse fiziki savaşa dönüşecek. Burada Çin'in yeni yılını kutladılar geçen sene ki Çin'in yeni yılı farklı bir tarih biliyorsunuz. Onların takvimi biraz farklı.
farklı. Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir hayvan takvimleri var. Her yıl farklı bir hayvanın yılı. Neyse, bunların yılbaşı farklı. 1 Ocak'ta değil yani kutladıkları yılbaşı. Çinlilerin. Mart ayındaydı, gününü tam hatırlamıyorum. Ya burada Çin'in bir yeni yılını kutladılar. Yemin ediyorum bak, konuyu bilme dersin ki herhalde Amerika'nın kurtuluşunu kutluyorlar. Veya işte o tarz, o minvalde, o önem değerinde Amerika ile alakalı bir şeyi kutluyorlar zannedersin. Çin'in yeni yılını kutluyorlar ya. Hani siz savaş halindeydiniz yıllardır? Hani siz birbirinize az daha füze atacaktınız? Hala durum aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ama bu olay devletler nezdinde. Devletin politikaları, devletin, hükümetin fikirleri. Olayı insana indirgediğimizde hiçbir Amerikalı'nın bir Çinli'yle sorunu yok. Hiçbir Çinli'nin hiçbir Amerikalı'yla sorunu yok. Genelleme yapıyorum tabii ki. Kişisel kavga gürültü tabii ki vardı. Türk de Türk kavga etmiyor mu? Biz kendi aramızda tartışmıyor muyuz? Birbirimizi, herkes birbirini çok mu seviyor sanki? Genellemeye baktığında kimse kimseye ne bir ırkçılık yapıyor ne bir nefret güdüyor. Aynı şekilde yine Çin restoranları Amerikalılarıyla dolup taşıyor. Kimsenin bir derdi yok Çinlilerle. Veya işte Ruslarla. Ezeli düşman değil mi Ruslar? Aynı şekilde Rus mahallesi var burada. Yine işte Rusların fırınları meşhur. Fırınlarının önünde neredeyse bütün sokak boyunca kuyruk oluyor. Çok güzel fırınları var gerçekten. Bir bakıyorsun sıraya, alayı Amerikalı. Kimsenin Ruslarla bir derdi yok. Başka örnekler de verebiliriz. Mesela bizle alakalı da, ya burada Türk Caddesi var. Bildiğin caddenin adı Türk. Ve o caddenin üzerinde San Francisco Üniversitesi var. Adamlar üniversiteyi bizim caddemizin üzerine kurmuşlar ki bayağı uzun, bayağı geniş bir cadde, güzel bir cadde. Türk adını vermişler, yetmemiş üzerine bir de üniversiteyi kurmuşlar. Veya ben burada biriyle tanıştığımda tabii ki aksandan Amerikalı olmadığım anlaşılıyor İngilizce konuştuğum zaman. Nerelisin sorusuna Türkiye cevabını verince herkesin yüzünde bir gülümseme oluyor. Ve bu şeyi anlayabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim, hani ha nezaketen gülümsüyor falan yapıyor değil. Aa, insanlara gerçekten garip geliyor. Dünyanın öbür ucundan gelmişim. Başka bir kültür ve seveceğim bir şekilde bakıyor. Çünkü ben o adamın ülkesinde misafirim şu anda. Yani demem o ki, benim gözlemlediğim kadarıyla Amerika insanının kimseyle bir derdi yok. Ne Japon'la, ne Çin'le, ne Rus'la, ne de bizimle. Veya diğer bu saydığım ülkelerin insanlarının da Amerikalılarla bir derdi yok. Olayı insana indirgediğimizde kimsenin kimseyle bir derdi yok. Hükümetler bazında, tekrar söylüyorum, devletler bazında problemler, dertler olabilir diyorum ya. Çin'le hala daha devam eden sıkıntıları var. Rusya ile belli ki kıyamete kadar sürecek sıkıntıları sürekli devam edecek. Bize, olayı bize çevirelim. Yunanlılarla, Ermenilerle veya işte ne bileyim Iraklılarla vesaire. Dertlerimiz hep oldu, hep olacak. Ülkeler bazında, devletler bazında. Ama olayı insana indirgediğimizde bence kimseye bir kin gütmememiz, nefret gütmememiz gerekiyor. Bu durumu anlatmak istiyordum. Çünkü dediğim gibi ilk buraya geldiğimde ve bu anlattığım durumu gözlemlediğimde gerçekten şaşırmıştım. Çünkü bizim kafa buna göre uyarlanmamış, buna göre gelişmemiş ve bu adamların bu davranışları veya işte Çinlilerin, Rusların bu davranışları çok şaşırtmıştı beni. O yüzden burayla bir giriş yapmak iyi oldu. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Çok güzel olacağına inanıyorum. Bir sonraki videoda haftaya görüşürüz.